24 Haziran'dan 31 Mart'a giderken tabii o ittifak, yani yapıldı ittifak durduk. Ondan sonraki fasılda 31 Mart'a giderken Saadet ve Demokrat Parti ayrı ayrı aday çıkardı. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyle beraber gittik. Şimdi o ittifak ise İstanbul'u kazandık, Ankara'yı kazandık, Adana'yı kazandık yani say Antalya'yı kazan sayabiliriz. Şimdi buradaki belediyelerin çalışmalarıyla ilgili de ortak sorumluluklarımız var bizim. Yani sadece Memnun musunuz bu belediyeler? Tabii ki. Sadece bir şey almak anlamında söylemiyorum ben bunu. Hizmetlerinin de sorumluluğu var. Onların kafalarına çekiç indiriyorlar. O çekicin o çekiç indiren eli aynı anda hem ben hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun tutmak gibi bir sorumluluğumuz var. O nedenle bizim orada ortaklaşmamız sürüyor. Şimdi e, diyelim ki seçim işte ben Haziran bekliyorum. Bu Haziran. E, evet 21 21'de Haziran bekliyorum. Ama bilgi yok, duyum yok, sadece ama analiz Ama ekonomi bu kadar kötüyse niye gitsin Hayır, Daha da kötüleşeceği için. Bu kafayla gidildiğinde daha kötüleşecek. Benimki bir analiz, bir öngörü şey değil. Bilgi vesaire, duyum falan değil. Bu netlikte söyleyeyim. Diyelim ki Haziran'da seçim olacak, Nisan'da bunun kararını alınması gerekir. E, bu arkadaşlar böyle bir noktaya doğru gittiler. Ki seçim istemek elbette muhalefetin görevidir. Bir an evvel bu hı hı. kötülüklerin ortadan kalkması için. E, ve e, yani oturulacak, tekrar bir e, sistem kurulacak. Hı hı. O, o sistem üzerinden tekrar ortaklaşılacak ve e, seçime katılacak. Bugünün şartlarında ittifaksız Hı -hı. Seçime girmek görünmüyor. Yani üçüncü gerçekçi bir görünmüyor. Üçüncü bir ittifak çıkabilir mi? Çünkü öyle bir arayış var. Ben yani... sanmıyorum. Sebebini söyleyeyim. Ee, şimdi iki şey oluyor. Dürüst dürüst konuşalım şimdi. malum hak televizyondan konuşuyoruz. Ee, Eğer sureti, şeyse biraz uzatabiliriz. Hayır bakın yani sureti benim için yok. Yo, yo, sureti haktan görünüp Muhalefet partilerini tanzim etmeye çalışan. Ama günün ve muhalefetin kanaat önderi gibi kendini konumlandırmış insanlar var Türkiye'de. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Ne söylediğim farkındayım. Gülhane farkındayım. <laughs> Şimdi e, izliyorum ben dikkatle. Şöyle oluyor. Mesela bir arkadaşımız bana gelmişti demişti ki aman sakın ola ki... Ee, pa yani parti bünyesinde ayrı ayrı veya üçüncü bir e, ittifakla gitmek e, ittirmelerine inanmayasın, yapmayasın. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ile kurulmuş bu ittifakın dışında sakın ha demişti. Şimdi o ilgili arkadaşın tek başımıza e, partimizin tek başına girmesi gerektiğini iddia ettiğini görüyorum. Koyduk bir yere. Kerameti kendinden menkul kanaat önderleri var. Kendini muhalif gibi tanımlamış. Onlar da e, iki şey söylüyor. Birincisi mesela şimdi e, niye seçim, aynı şahıslar genel olarak, niye seçim istemiyorsunuz denildi. Biz de tamam istiyoruz dedik. Sen Kılıçdaroğlu, ben, diğer arkadaşlar. Tamam buyurun, Herkes seçim istiyoruz. Hurra bir yöneldiler bize. Sayın Erdoğan işine yarar dendi. Ya bu nasıl bir şey? kendimizi bir Sayın Erdoğan'a göre ayarlayacaksak politika yapmayalım. O zaman biz niye kurduk bu İyi Parti'yi? Niçin burada oturuyorum ben? Niçin bu eziyeti çekiyorum? Niye bu yorgunluğu çekiyorum? Vatandaşımızın sesi olmak ve Türkiye'de bazı şeyleri değiştirmek için, olumlu yönde değiştirmek için parti kurduk biz bir iddianın şey. Şimdi ondan sonra bakın maliyeti yok çünkü. Siyasi yani muhalif partilere bağırmanın, çemkirmenin onu afkalamanın hiç maliyeti yok. Ama bunların tamamı o aman oraya yarıyor dedikleri kişi ve kurumlara yarıyor. Koyduk mu bunu bir kenara. Ondan Ama sonra Çok enteresan bir şey anlatıyorsunuz Çok. O, ya epeydir kafam üzerinde çalıştığım bir konu var. İkincisi daha ilginci. Şimdi parlamenter sistem dedik biz. Sayın Erdoğan'ın e, seçilemeyeceğini de görüyorum. Ben en azından öyle söylüyorum. Sayın Erdoğan nasıl olsa seçilemeyecek. Şimdi siz bu parlamenter sistemi istiyorsunuz. Bütün yani muhalif bütün partiler istiyor. Devası, geleceği hep beraber. İstiyorsunuz. O Sayın Erdoğan işine yarar. Dolayısıyla boş verin. Şey yapın. E ne yapalım kardeş? E böyle gidin. <laughs> Sonra bakarsınız duruma. Bunların tamamı uzlaşmaz çelişki denir. Sosyalizmde vardır biliyorsunuz. Marksizmin kavramlarından biri. Anakronik bir durum, uzlaşmaz. Antigonistik çelişki. Şimdi bu insanlara yönelik de her şeyin farkındayım, gülhane farkındayım. Dolayısıyla üçlü bir yani ne demek D şey, E P D doğru ben tabii ağzım doğruyor demokrat, demokrat parti Saadet, Saadet Partisi. Partisi Deva Partisi Gelecek Partisi İyi Parti bir e, şey, üçüncü ittifak üçüncü ittifak kuralım CHP yalnız başına HDP yanlış yalnız başına ya da ikisi beraber bir ittifak kuralım yani buraya doğru itiren bir el var ama bize yönelik bir el daha var o da Bizin har yalnız gitmeliyiz. Hmm. İyi Parti yalnız girmeli. Peki Sayın Erdoğan'a sorsak ne ister? Yani bu kadar Sayın Erdoğan düşmanı bu arkadaşlar. Ben Sayın Erdoğan'a düşman değilim ha. Ben Sayın Bahçeli'nin de düşmanı değilim. Kişisel olarak bir derdimiz yok biz birbirimizde. Ee, ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla da değilim. Ben kimseyle düşmanım. Onlar da değildir muhtemelen. Ama Sayın Erdoğan çok düşman olduğunu iddia eden kerameti kendinden menkul tırnak içi muhalif e, kanaat önderlerimiz şimdi böyle bir tutum. Bunun bunun farkındayız. Onları ekranlarda izliyor muyuz? İzlemez miyim? Biz de çıkarıyor muyuz? <laughs> Mesela bu çok, çok tuhaf bir şey bu çünkü. <laughs> Bizim mesela tek başımıza girmemiz şu sıralarda çok alkış alıyor. Ben Sayın Erdoğan'ın bu işi yani çok mutlu olarak izlediğini düşünüyorum. Veya adamlarını. Çekiniyor musun Sayın Erdoğan'la baş başa kalmaktan neden? Hayır neden canım, tek başına girmekte bir hayır. sorun olsun? Yani şimdi bakın İyi Parti tek başına girebilir. Hı -hı. Bir sakıncası yok. Ama bu sistemle girilecek seçime. Yani ittifaklar üzerinden girilecek. Yok. Girilecek, hayır girilecek. Bizim baraj problemimiz yok. Bizim e, herhangi bir problemimiz yok. Biz yalnız başına girebilecek pozisyonda bir siyasi partiyiz. Hı hı. Orada da bir sorunumuz yok. Ama burada güç birleştirmesiyle alakalı bir mesele var. Mesela biz ittifak olarak girdik. Saadet Partisi ekstra milletvekili çıkardı. Bizden 21 milletvekili CHP çıkardı. Biz de CHP'nin artık oyları bize geldiği için 4 milletvekili çıkardık. Hı. Bizim oylarımıza CHP 21 çıkardı. Biz de 4 milletvekili birbirine çıkardı. bir şey var, katkısı var. Bir katkısı sinerji mesesi var yani orada. Ha bizim açımızdan tekrar söylüyorum. Tamam, bir partinin genel bunu. başkanı olarak tek başına girmekle ilgili yani toz zerresi kadar herhangi bir korkumuz falan yok. Ama biz eğer şimdi bunu kerameti kendinden menkul bu şahıslar tek başına girmelidir. Vaazı veriyorlar ya. Hükmü veriyorlar ya. Buradaki sistemin bir taraftan da hepsi Tayyip Erdoğan düşmanı. Ben değilim. O Tayyip Erdoğan düşmanı olan bu şahısların bu öneriyi yapması çok manidar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlıyorum. Ha. Bir şey de söylüyorsunuz ama ben hani bir şey de söylüyorsunuz derken bunun bir karşılığı var Türkçede. Fakat evet. hani bunu ben de bir kullanmış olmakta istemem ama ya yani kullanılıyorlar ya da ben görevliler bilemem. Yani, yani, yani. Ben vallahi onları Bunu... bilemem. Ben şimdi hiç hayatımda komplo üzerinden konuşmadım. Eski İçişleri Bakanıyım. Bu bakanlık dönemimde bir e, uzun bir e, dönemde e, siyasette kaldım. Gözlemlerim var e, ve e, genellikle insani meseleler üzerinden yürür işler ve insani zaaflar üzerinden yürür. insani korkular üzerinden yürür. Şimdi mesela bana bir şey bulamıyorlar söyleme. FETÖ, yani Sayın Kılıçdaroğlu da benzer. Söyle değil ama bir şey bulunuyor nasılsa. Hayır hayır bak değil ama işte karine konulamıyor. FETÖ'cü deniliyor, efendim o bir algoritma, FETÖ'cü. FETÖ bitiyor, şeyce ne, e, vatan haini. Böyle gidiliyor bu sistem. Yani hazır bir takım ama, şeyler ama var Ama şimdi tabii Sayın Erdoğan'la, Sayın Bahçeli'nin dilinden, biz kurtardık paçayı, olduk yerli milli. Şimdi böyle kalındı. Zaten Mahir diyor ki Saadet Partisi şimdi, ve İYİ Parti'ye yani bir ayrıntı yerli, yerli milli istiyoruz. olduk. Bunun söylenmesi ihtiyacımız yok. Biz kendi kendimizi biliyoruz. Ama şöyle bir bu komplolara, şunlara, bunlara inanmanın getirdiği bir kanaat var. Ben demin insiyaki olarak ben MİT'e falan gitmem dedim. Hı hı. Siyasetçiye giderim dedim ya. Şimdi e, devletin kurumlarıyla kendini e, bir şekilde özdeş gören siyasetçiler var kanaat önderleri var tırnak içi Türkiye'de. Şimdi böyle olunca e, yönlendirmeye çok müsait. Bakın komplo momplodan bahsetmiyorum. Bana da dönüp deniliyor ki muhtemelen 27 yıl bu atım, bu kişi burada kaldığına göre mutlaka bir bir şey vardır. Problemi olmuştur. Yahu yok. Benim bir oğlum var. E, bir kocam var. <laughs> Eşim yani Türkiye şeyde İslam'da akbil kullanır. Evel ezelde. İşi İzmit'te herkes bilir. İzmit'e gider. Şimdi trenle gidiyor, geçmiş otobüsle gidiyordu. Kendi arabası kullanmayan bir adamdır. Gider gelir. İstanbul'a çok önemli görevlerde bulundum demedi eşim getirsin İstanbul'a kendini hemen böyle büyük paralar Yok. Orta halli bir aileyiz. İki torunum var. Bir kız, bir erkek. İkisine de aşığım. Şimdi dolayısıyla kedi bakan, köpeklere iyi davranan, onlara mama veren bir aileyiz biz bir tarafıyla. E bir tarafıyla evinde tencere yemeği pişen bir aileyiz. Yani o kadar ruhen yorgunuz ki kendimizi. Biz ben yani dışarıda yemek yemekten hoşlanmıyorum. Hani şimdi pandemi var ayrı da. ondan evvelde. Şimdi yok, kocamın yok, rahmetli abimin yok, oğlumun yok. Yani kız yeğenlerim var, üç kız yeğenim, dört kız yeğenim var. Biri Marmara İlahiyatı'da doçent. İlk FETÖ'yle ilgili e, e, yani bu şey dinler arası diyalog olmaz diyen ilahiyatçıdır. Hem de Science dergisinde yazar, İlahiyatçıdır. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde doçent benim, abimin kızı. Diğer üç kız, biri ab ablamın, diğer ikisi abimin. Hepsi özel sektörde canavar gibi çalışan kızlar. Ablamın iki oğlu var bir ablamın. Onlar emekli, evlerinden çıkmazlar. Şimdi benim hayatım bu. Yok. Şimdi mesela bırakın Feto'yu Meto'yu daha ilgincini söylüyorum diyorum. Benim babamın babası Rumeli'nin büyük hocalarından biri müderris. 30 yıl İstanbul'da medresede eğitim görmüş. İcazetli profesör yani. İlahi profesör. Şimdi dedemin bize vasiyeti var. Ve benim yedi göbek sülalemde boş verin fetoyu, O zaten yok. Biz mıymıntı insanlardan hoşlanmayız. Benim ailem mıymıntılıkta hoşlanmaz. Açık, net. Dayak yerim, posta yemem abi deriz biz hepimiz. Dolayısıyla normal yani hani daha kabadayı tarikatlardan yok. Ehli tarik sülalemde bir kişi yok. Yedi göbeği araştırılabilir. Bunu diyebilecek siyasetçi azdır bu ülkede. Hı. Şimdi yok ama bu öngörü üzerinden, komplo üzerinden bakıldığı zaman böyle oluyor. Ama demek ki e, zaaflar, korkular hmm. üzerinden de insanlar böyle şey, bir takım komple, roller oynatıp, alabiliyor. Diyorsunuz. Ben.